oyuncu bu kadar tartışması normal değil. Yani bütün oyuncular formsuz. Hatta burada biz bazen galip geldiği zaman Trabzonspor takımı yorum yaptık. Ne diyor yorum yaptık? Trabzonspor takımı dedi ki Kayseri Spor yendi hatta. O gün e, bilmiyorum Ulaş hatırlıyorum. Bir tane iki tane oyuncu dedik. Diğer oyuncular yani çok iyi oynamadığını söyledik. Yani bu çok enteresan. Trabzonspor takımda bu kadar oyuncu formsuz olmaz bir anda. Şimdi Trabzonspor, Maxi Gomez'de oynuyorsan, Umut Bozoklu oynuyorsan o topu oraya getireceksin. Hocam bir Tra katkı yapabilir miyim? Tabii. Çok Sezon başı iyi başlayan oyuncular da hep geriye gitti hocam. Hepsi. Doğru, katılıyorum. Ama o şu da enteresan. var. Bak takımda ne? Ha oyun hafızası, prensibi, ilkesi olmadığı nereden anla musun? Şimdi bugün bir Trabzonspor takımı adına bir çorba oldu saha iç. Şöyle bir başlayan takıma bak. Orta sahada kim vardı? Gıbamin, yanında Amşik, önünde Yusuf değil mi? En son bitirken Siopis. Yanında Bardi. Önünde de Naci. Santrofor Umut. Bak Santrofor Umut. Sağda Caneni, Esas yani Dünya Kupası'na giden top getirmediğin. Evet tartışılıyor o zaman. Maxi Gomez sol çizgide. Yani başladığın orta saha üçlü bak Forvet'e. Herkesin konumu değişmiş. Yani değişir ama işte e, örnek veriyorsa Fenerbahçe'de de bunlar değişiyor. 25 kişiyle ama sağ içinde bir oyun prensibi var, bir ilkesi var. Bizde ülkede muhasebeci çok olduğundan, futbol konuşulmadığından burada daha önce söyledim ya kaç tane üçlü <laughs> oynamış Fener, kaç tane 4'lü oynamış, 25 kişi oynamış vesaire. Hep buralardayız. işin şovunda, magazinde. Trabzonspor'a da şu videodan çıkamıyorum. Taraftar böyle. Şu kötü, bu kötü. Ya şu videodan falan bir bırakın ya. Trabzonspor sezon başından beri iyi bir şekilde sağ içinde <laughs> Özellikle antrenmanlarda prensip ve ilkeler bir türlü oturtulmadığından yeni oyuncu sirkülasyonundan sonra da daha da geriye gitti öne gidecek takım. Bu Trabzonspor taraftarının kabulleneceği bana göre bir durum değil. Çünkü bir referans var hep söylüyorum. Monaco maçının ikinci devresi. Oradaki takımın demek ki bir gücü var. Bu takım eğer ona odaklanıp referans aldığımız o 45 dakikaya göre bir hareket ederse gelişebilir. Ama Trabzonspor takımı şimdi bazı takımlar fiziksel gelişmeyebilir. Ha dersin teknik taktik gelişir. Hani farklı bir şekilde oyun anlamında dersin gelişir falan. Mental anlamda bir şey söyleyebilirsin. Trabzonspor takımı ciddi anlamda sıkıntı. Takım bütünlüğü, saha içinde kazanma, o duyguları, o duygu depoları genel yapı olarak istenilen seviyede değil. Skoru koruyamaması oyun anlamında evet var ama saha içinde de bir isyan eder oyuncu yok. Teknik taktik olarak kimin ne yaptığı Uğurcan haricinde kimsenin top ayağında top rakipteyken bir fikri yok. Kendi doğaçlama oynuyor. Fiziksel olarak zaten eksik Trabzonspor takımı. En son şunu söyleyeyim Trabzonspor takımı ile ilgili. Ee, Trabzonspor takımı sağ içindeki mesela e, Bakasetas'ı bugün aradı mı? Aradı. Trezeguet'i aradı. Niye aradı biliyor musun sen? Yani sağ içinde böyle e, sekronize olmuş bir Trabzonspor böyle e, komplike böyle sağ içinde yer alan rakibe domine eden oyunu falan uh -huh. diye değil. Yani onlarla farklı oynuyor değil. Hayır. Onlar kaliteli anların dokunuşlarının oyuncusu. Özellikle e, ben Trezegi'ye ayırıyorum. Öyle bir oyuncu değil <laughs> Trezegi. Öyle giden eden oyun bilgisi olmayan ama oraları bir şekilde birebir de eksiltmeye çalışan bir oyuncu. Bakasetas için söylüyorum. Topa çok iyi vuran, o cedar sahasının üstünde yetenekli pas atan, skoru değiştiren oyuncu. Trabzonspor'un bu kadar kötü oynamasını biliyor musun? Oyuncuların bireysel performansa dayalı bir oyun oynatırsan günlük anlık performansları da hani biz deriz ya gününde değil bu oyuncu kötü oynadı. Onların dokunuşu olmazsa sana sıkıntı yaşar. Sağ içinde diğer takım oyuncuları da o zaman hepsi de tartışılır. Çünkü o ancak biri gol atacak, öbürleri bir şekilde tolere evet, edecek. Trabzonspor takımı o zaman ne? Bireysel oyuncuların üzerinden yürüdüğü sezon başı hazırlık kampı da dahil bir görüntüsü vardı. Bir oyun gücü yoktu. Ondan Trabzonspor takım bu kadar kötü ve oyuncular bu kadar tartışılıyor. Giren çıkan hepsi kötü olur mu bir takımda? Aman dediğim gibi Uğurcan haricinde kimin ne oynadı Ucum savunmada... ...hiçbir görev tanımının, rollerinin belirlenmediğini düşünüyorum. Tabii bir şey söyleyebilir miyim? Dünya kupası arası da var. Buyurun. <laughs> o, yani sezon başından beri hep söylediğimiz bir şey daha var. Takım önde çoğalmıyor. Hücuma giderken ya da kenar bekleri bazen ileri çıkıp orta yapma fırsatı yakalıyor ki... ...Eren Elmalı'yı ben çok beğeniyorum ama o da e, Yusuf Erdoğan gibi. Orta yaparken kafasını kaldırıp bakmayan bir oyuncu. Ya bunlar ya çalışmıyorlar. İşte o dedim ya abi yani, sezona iyi başlayan oyuncular şimdi, da geriye tabii gittiler. Tabii geriye gitti o kötü ama. bir şey. Lersen mesela hoca, çok iyi Bak diye. burada hocaya da hoca demeyebilir. Oyuncularda da biraz istek hırsı olacak. Yani önde çoğalmıyor takım. Sanki rakip 11 kişi oynarken Trabzonspor 6-7 kişiyle oynuyormuş gibi. atak yapıyorsun. Hücumda iki oyuncu senden ilk Trabzonspor'dan iki oyuncu var. Ceza sahasında rakipten 7-8 oyuncu var. Böyle bir durumda bu takımın gol atması Mümkün mü? Yani rakibin o kadar kolay savunma yapıyor ki Trabzonspor'a karşı rakipler. Hani rakip savunmayı bile zorlayamıyorsun. O zaman yani savaşmıyor takım. Tamam, biz oyuncular, yeteneksiz oyuncular alındı diyelim ama ortaya yani koşmuyorlar, savaşmıyorlar. Yani bunu gerçekten hoca e, SWOT analizi yapacağım dedi. SWOT analiziyle de çözülecek işler değil bunlar. Yani bireysel olarak belki çözebilirsin bir oyuncunun samimi olarak sana söyler. Benim şu şu derdim var. O yüzden koşmuyorum. O yüzden kendimi sahaya veremiyorum diyebilir. Ama şimdi Yusuf Yazıcı'nın biz ne olduğunu biliyoruz. Ama ne oynamadığını, ne kadar kötü oynadığını da görüyoruz. Nereden nereye geldi bu oyuncu niye toparlanamıyor? Abdülkadir Ömür konusunda hoca niye bu kadar e, yani sabırsız bir şekilde hemen çıkarıyor. Yani o Kazanmaya çalışmıyor, onu söyleyeyim. Abdülkadir Ömür bugün iyi başladı maça. İyi de oynuyordu. Ya bu sefer oyuncunun da direncini kırıyorsun, 56 oyundan çıkarıp. Abdülkadir Ömür şunu görüyor, ya bu kadar sağda e, savaşmayan oyuncu varken yine ben niye çıkıyorum? Oyuncu bu sefer geriye atmış oluyor kendine. Bu genç oyuncu, kazan. Çünkü o, o, sana ihtiyacın var Abdülkadir Ömür'e. Doğru söylüyorsun, onlar e, bir şekilde yerli oyuncular. Benim gördüğüm Trabzonspor'da günah keçisi olmuş. Evet, kesinlikle öyle. En büyük sıkıntı bu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Daha kötü, daha büyük rakam alan oyuncular var. Evet. Kötü oynuyor. Abdülkadir Ömür bir şekilde damgalanmış. Hiç de öyle bir şey yok. Yetenekli, iyi oyuncu. Abdülkadir Ömür bir daha söylüyorum. Çabuk, yetenekli, iyi bir oyuncu. Bir savunma arkası Abdullah Avcı ile iki, iki yıldır bir opsiyon koşu yapmaz mı? Allah aşkına ya. Bardey orada oynuyor. Tamam Bardi teknik oyuncu. Ağır, atletik bir oyuncu değil. Hızlı bir oyuncu değil. Bir caneni değil. Zaten bir tane canenim var. O da bench'te oturuyor. Sezon evet. başı mesela en basit. Şimdi bir oyuncu örneklemesinden tiplemesinden örnek vereyim. Bir 10'a diyelim Adana Demirspor'da. Bir Kanada alınmaz mı? bir tane hızlı oyuncu. Bugün evet, topu yok. mesela orta sahaya kadar geliyorsun. Pres yapmıyorsun. Bütün takım hep geriye koşuyor zaten. sende. Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Geçen söyledim Fenerbahçe ile diğer takımlar arasındaki fark. Hatırlıyor musun Cüneyt? Fenerbahçe öne koşuyor. Tabii. Trabzonspor diğer takımlar geriye koşuyor. Galatasaray biraz öne koşmaya başladı. O düzeltti işi son zamanda. Beşiktaş, Trabzonspor hep geriye koşuyor. Trabzonspor devamlı geriye koşuyor. Trabzonspor hamşik kaldı bir savunma arkası koşu görür. Atmaz mı hamşik? Bir tane koşu yok. Eren Elmalı bir sene önce söylüyorum. Sivri'den alınmış. Eren, 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 Eren Elmalı motorik özellikleri iyidir. Atletik gider. Ama oyun bilgisi, tekniği, orta kalitesi iyi değil. Bu oyuncuyu alıyorsan çalıştıracaksın her antrenmandan sonra normal fiziksel bir yıpranma yoksa oyuncuda çalıştıracaksın. Öbür türlü bu oyuncuyu almayacaksın. Larsen Danimarka milli takım oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü bir çıkartıyorsun oyundan. Abdülkadir Ömür'e diyeceksin ki Abdullah Avcı'ya ya tamam sen kal. Larsen daha destek ver. Evet. Allah Allah baş başa topu aldığında kimse yok Abdülkadir Ömür'üne. Bir kenar beki olarak ya bir destek versene Topsu, Topsuz, topsuz ortası çıkmıyor ki, Larsen Allah aşkına maçı bir daha seyredelim. Batra'nın yanında duruyor. Abdülkadir Ömür ne yapacak? Üç kişinin arasında topla. Bu organizasyonu sağlayacak. Abdullah Avcı diyor ya planlarımız var vesaire. Ben görmüyorum. Kötü oyun, kötü alışkanlıklar, kötü planlar, kötü organizasyon, kötü oyuncu değişiklikleri, yaz boz gibi alıyor, bozuyor bir şeyler. Bir çorba böyle bir karış karışıyor. Trabzonspor'da hiçbir şey ortaya çıkmıyor.